Merhaba arkadaşlar, TEZİŞ Pratik Bilgiler kanalımda ben bugün sizlere ocakta böyle ağır ateşte pişmiş bir Türk kahvesi tarifi vereceğim. Ben bir tane pişirdim sizlere göstermek için. Şimdi bir tane de birlikte pişireceğiz. Eğer böyle bir işlem uygulamak istiyorsanız benim size tavsiyem şöyle Güral porselen ya da Kütahya porselen olabilir. Holland porselen olabilir. Yani Çin malı olmasın arkadaşlar. Çünkü bunlar asıl seramik üretimine uygun olarak üretildiği için bunlar sıcağa dayanıklı. Bunlara bir şey olmuyor. Fakat Çin malları biraz daha üretimin yarısından kesip piyasaya sürüldüğü için biraz daha sıcağa dayanıksız. Onlar kullanıma çok elverişli değil. O tarz Çin mallarıyla sıcak ürünleri tüketmemenizi tavsiye ederim ben size. Şimdi fincanıma en küçük aygazımı oturtturdum. Bir adet fincanım var. Şöyle tepeleme bir çay kaşığı kahvem var. Bir çay kaşığı kadar da şekerim var. Sevdiğiniz oranda şeker ilavesi yapın. Üzerine de fincanımın aldığı kadar su ilave ediyorum. Arkadaşlar çok fazla doldurmayın. Çünkü taşmaya başladığı esnada şey yapamayabilirsiniz. İlk yapmaya başladığınız zamanlarda. Çünkü fincan da ısındığı için fincanı tutup belki kenara çekemeyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere en kısık ayarı aldım. Fincanım bu şekilde usul usul ısınacak. Kahvem güzel bir şekilde pişecek ve birlikte afiyetle içeceğiz arkadaşlar. Siz de yapın. Bir yandan da ben şu ilk yaptığım kahvemi içeyim. Bu kahvede çok farklı bir lezzet alıyorsunuz. Bu zamana kadar içtiğiniz Türk kahveleri gibi olmuyor. Fincanın her kademesinde, her yudumda çok farklı bir lezzet geliyor ağzınıza. Üzerindeki köpük daha kaymaksı, daha yoğun. O yüzden kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Türk kahvesi sevenlerdenseniz eğer mutlaka deneyin derim en kısa zamanda. Ve bundan sonra cezve kullanmayacaksınız arkadaşlar. Buna da kesinlikle iddialıyım. Şöyle gördüğünüz gibi. Kısık ateşte üstü yavaş yavaş hareketleniyor. Şimdi bunun bir önemli püf noktası da arkadaşlar hafif biraz daha oynamaya başladığında hemen buraya çekeceğim ben bunu. Çünkü fincanımız da sıcak. O yüzden fincanın sıcaklığıyla da kaynamaya devam ediyor. Çünkü daha da kaynasın derseniz bu sefer taşırmış olursunuz. Aklınızda olsun. İlk 1-2 denemede zaten anlarsınız hangi aşamada almanız gerektiğini. Türk kahvesi sevenlere çok farklı bir lezzet yapıyoruz biz bugün. Evet, az kaldı olmak üzere. Eğer birkaç fincan pişirecekseniz büyük aygazınıza koyun. Büyük aygaza birkaç fincan sığıyor. Onu da gene aynı şekilde en küçük ayara çekin arkadaşlar. En kısık ateşte olduğu zaman daha iyi oluyor fincanın çatlamaması açısından. Çünkü birden sıcak ateşe koyarsanız haliyle fincanınızı çatlatabilirsiniz. Dediğim gibi Çin porselenleriyle yapmayın, denemeyin. Mümkün olduğunca zaten onları evinize sokup onları kullanmayın sıcak ürünlerde. Çünkü sağlıklı değil arkadaşlar. Çünkü onlar üretimine gerçekten uygun olarak çıkmıyor piyasaya. Üretiminden daha düşük derecelerde, daha ısıya dayanıksız şeylerde, fırınlamalardan geçip piyasaya sürülüyor. Çok sağlıklı değil. Onlarda sıcak ürünler tüketmenizi önermem. Evet, azıcık kaldı. Kahvemiz olmak üzere. Şurada benim az önce yapıp hazırladığım, evet, bir kaynama sesini de duyuyorsunuz arkadaşlar. Artık iyice ısınmaya başladı. Şimdi yavaş yavaş hareketlenecek ve alacağız. Evet, oynamaya başladı. Hemen şuraya çektim. Gördüğünüz üzere köpürmeye devam ediyor hala. Çünkü fincanım da sıcak. Fincanın sıcaklığı devam ettiriyor. Evet. Tabağımı tepsime alayım. Üzeri kaymak kıvamında köpüklü bir kahvemiz daha oldu. Afiyet olsun. Şifayla tüketin. TEZİŞ pratik bilgilerime abone olmayı ve kanalımı likelamayı unutmayın. Görüşmek üzere.